Uzmanım ne hoş geldiniz. Bu videoda bilgisayarda Instagram'dan mesaj gönderip almanın mükemmel bir yolundan bahsedeceğim. Bu iş için güzel bir program size önereceğim arkadaşlar. Hemen geçelim. Programımızın ismi IGDM. Bunu hemen şuradaki Windows kullanıyorsanız Windows bölümünden, Mac kullanıyorsanız Mac bölümünden, eğer bilgisayarınız Linux ise Linux bölümünden indirmeniz gerekiyor. Ben Windows için indiriyorum indirmeye başlat dedim. Şimdi program ine dursun. Ben de o sırada size bazı bilgiler vereyim. Programın kullanımına geçmeden önce yapmanızı istediğim bir önemli bir işlem var. O da şu. Instagram hesabınızı açın ve profili düzenle bölümüne girin. Profili düzenle bölümündeki e-posta adresinize ve telefon numaranıza erişebildiğinizden emin olun. Bunun sebebi eğer ki Instagram sizin bu programa girdiğinizi algılayıp size bir doğrulama kodu göndermek isterse o kodu istendiği yere girmeniz lazım. Eğer girmezseniz hesabınıza erişiminizi tamamen kaybetme ihtimaliniz var. Bu nedenle profil düzenli bölümündeki e-posta adresinize ve telefon numaranıza girebildiğinizden yani bunlara erişebildiğinizden emin olun. Kurulum dosyası yine de şimdi aç diyorum. Yükleniyor şu an bilgisayarımıza kuruluyor. Program çok kolay ve oldukça başarılı. Yani son zamanlarda kullandığım en faydalı programlardan diyebilirim. Program ilk açıldığı zaman böyle bir giriş sayfası var. Buraya Instagram hesabınızın kullanıcı adını yazmanız gerekiyor. Şu alt kısma da hesabınızın şifresini yazacaksınız. Ve login to Instagram. Yani Instagram'a giriş yap. Butonuna tıklayacaksınız. Ve birkaç saniye bekledikten sonra hesabınız açılacaktır. Ve açıldı. Gördüğünüz gibi şu sol kısımda yaptığınız, yapmış olduğunuz konuşmalar yer alıyor. Şu an bende bir tane var örneğin. Ben bu e, kişiyle yaptığım konuşmaları şu anda görüyorum. Eğer isterseniz şu start message yani mesaj başlat mesaj yaz bölümünden e, bir mesaj yazıp enter'a basarak gönderebilirsiniz. Şurada gönderdiğiniz tarih ve saat yazıyor. Bu yazıyorsa o mesaj gönderilmiş demektir. Fotoğraf göndermek için de şu fotoğraf simgesine tıklayın. Bakalım neleri kabul ediyor. Fotoğrafları kabul ediyor anladığım kadarıyla. Kabul ettiği dosya formatları arasında mp4 yok. Ama ben yine de video gidip gitmediğini denemek istiyorum. Bunu bütün dosyalar all files olarak yaptığımız zaman Bilgisayarımızdaki videolar da burada gözükecektir. Mesela bunu seçeyim. Bakalım gidecek mi? Bildirim geldi. Dosyanız yükleniyor dedi. Bu bildirime tıklayalım. Resim yüklemesi başarısız dedi. Lütfen JPG formatında bir medya ekleyin dedi. Anladığım kadarıyla maalesef video gönderemiyoruz ama resimleri sorunsuz bir şekilde buradan göndermemiz mümkün. Şuradaki emoji butonundan da emoji gönderebiliyorsunuz karşıdaki kişiye. Eğer bu programdan çıkış yapmak isterseniz şu sol üst köşedeki profil simgenizin üzerine gelin ve logo out'a basın. Logo out'a bastıktan sonra artık bu programdan hesabınız çıkış yapılmış olacaktır. IGDM programı açık kaynak bir program. Aranızda yazılımcılar varsa eğer şuradaki linke tıklayarak IGDM'nin GitHub sayfasına gidebilirsiniz. Buradan inceleyebilirsiniz. Ben güvenilir olduğunu düşünüyorum. Bu zamana kadar denemek için birazcık bekledim. Hiçbir sorun çıkmadı. Bu nedenle sizinle de paylaşmak istedim. Bu videoyu beğendiyseniz YouTube kanalımıza abone olmayı ve sorularınızı yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Yeni bir çözümde görüşmek dileğiyle.